uzman kadromuzla en iyi bildiğimiz işi yaparken bizi izlemeye bekliyoruz. Herkes yapar, biz yıkarız. Ejder İş Makinelerinin sunduğu 3 korner 1 penaltı başlıyor. TV Kayseri ekranlarından iyi akşamlar. Ejder İş Makinelerinin sunduğu 3 korner 1 penaltı bu akşam yine önemli gündem maddeleriyle sizlerle birlikte. İlk açılışta topumuzu da gördünüz. Bu akşamın sıcak gelişmesi playout maçı oynandı. Süper Amatör Küme'de klasman grubunu 8. sırada tamamlayan iki takım Başakpınar Belediyespor ve Tomarza Belediyespor bu akşam Süper Amatör Küme'de son maçlarını oynadılar bu sezon için ve Tomarza Belediyespor lige veda eden takım olduğu karşılaşmayı 3-0 kazanan Başakpınar Belediyespor gelecek sezonda yoluna Süper Amatör Küme'de devam edecek. Demin de söyledim, gördüğünüz top da oradan sıcağı sıcağına alındı. Maçın oynandığı top, hakemlerimize de imzalattık. Maçı bitirdik ve direkt oradan stüdyoya geldik. Bu sıcak gelişmeleri bu akşam gazeteci Memduh Borazan'la birlikte değerlendireceğiz. Memduh, hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten evet, keyifli bir akşam oldu bizim soğuk için. Soğuk bir havada çok sıcak bir maç. Evet, yani aslında bu tür maçların biraz daha gergin, olaylı geçmesini beklerken maçın tamamen başından sonuna kadar hiçbir gerginlik olmadan sadece futbol oynayan iki takım oyuncuları, centilmence mücadele eden iki takım vardı. Ben buradan gerçekten iki takımı da Cani Göl'den tebrik ediyorum. Gerçekten adına yakışır bir karşılaşma oldu. Özellikle maçın bitiş düdüğünden ardından iki takım oyuncuları da birbirlerine tebrik ederek, geçmiş olsun dediklerini bu arada şöyle vererek söyleyelim, şu anda ekranda olan görüntüler akşamın sıcak görüntüleri. Maçın seremonisi ilerideki dakikalarda farklı görüntüler de gelecek. Maçın tüm görüntüleri de yine bu ekranlarda olacak. Evet, gerçekten keyifli bir beni en çok korkutan kar yağışının maç başlarken başlaması ve sonrasında durmasıydı. Çünkü eğer kar yağışı biraz daha temposunu artmış olsa maç belki sıkıntıya girebilirdi ama nitekim öyle bir şey olmadı. Sağ salim maçı bitirdik. Tabii maçın ardından bir taraf sevindi, bir taraf üzüldü. Tabii ki bu sezon B grubundan 3 takım lige veda etmiş oldu. A grubundan 2 takım lige veda etmiş oldu. Gerçekten adına yakışır, playoff maçına yakışır bir 90 dakika oldu. Hem sağ kenarında maçı izleyen, tribünde maçı izleyenler, hem ekranlar başından maçı izleyenler oldukça keyif aldılar. Biz maçı ATV ailesinden canlı yayınlanırken ATV'den yapılan yorumlar, izlenen sayıyı gördükçe daha çok keyiflendik. Çünkü gerçekten amatörün nabzını tutmaya devam ediyoruz bu konuda. Buradan ATV ailesine de çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sundukları için bizlere. Tabii ki keyifli bir 90 dakikanın ardından Başakpınar Belediyespor haklı bir galibiyet alarak yoluna Süper Amatör Küme'de devam edecek. Tomarza Belediyespor için şanssız, kısmetsiz bir 3-4 gün yaşadılar. Pazar günü deplasmanda Yolspor kendi evinde Yolspor karşısında 2 penaltı kaçırmaları. Bu maçta oyuna kötü başlayıp şanssız bir gol yemeleri ve daha sonra ikinci golden sonra kırılmaları. Ama dediğiniz gibi gol yemek böylesi bir maçta yani, tüm moralleri sonuçta de keyifli oldu mu? İki takım oyuncular sahadan centilmen bir şekilde ayrıldı mı? Önemli noktaları bu. Düşersiniz, kalkarsınız. Özellikle o konuda iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani böyle stres. Yani işte görüntülerde de gözüküyor, maçın sonlarına çekilmiş bir video. Yani iki takım oyuncuları, ya başka bir tür maç olsa, gergin bir maç olsa bu iki takım oyuncularını böyle göremezsiniz. Bütün oyuncular tebrik ediyor. Yani bunlar futbolumuzda aslında sahada görmek istediğimiz ender olaylardan bir tanesi. Ama dediğimiz gibi bunları bu akşam gördük. Bu soğuk havada içimizi ısıttı bu videolar. İşte maçtan sonra hiçbir gerginlik olmadan. Çünkü maçtan önce Çevik Kuvvet Emniyet güçleri de yoğun bir tedbir almıştı. Tabii ki Başakpınar haklı bir galibiyet aldı. Kendilerine bundan sonraki süreçte Süper Amatör Kupayı'da başarılar diliyoruz. Tabii ki Tomarza Belediyespor'da bu sezon ligde B grubunda önemli işlere imza attı ama ya maalesef komple sezon boyunca çok şanssızdı Tomarza Belediyespor. Gerek cezalılar gerek sakatlıklar, evet, bir türlü tam kadro çıkamadılar. Bu nedenle ya de bu futbolun ya güzel yanı aslında. Mağlup olmak da var, berabere kalmak da, yenilmek de, işte hafta sonu
Develi'de Yoluspor karşısında 2 penaltı kaçırıyorsunuz. Berabere kalsanız ligde kalıyorsunuz. Pilot maçını Reşadiye Gençlik Spor oynayacak. Yani o kadar çok ilginç bir sezon oldu ki. Yani neyin ne olacağı belli değildi. Tabii ki futbolun güzel yanları bunlar aslında. Ama önemli olan burada tabii ki centilmenci karşılaşmanın sona ermesiydi. Bunu da bugün gerçekleştirdik. Buradan hem ASKF yönetimine, başkanımız Mutlu Önal ve il temsilcisi Mehmet Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir 90 dakika oldu bugün akşam gece maçı. Yani o yüzden de iyi başlayan karşılaşma iyi bitti. İki takım da tekrardan canı gönlünü tebrik ediyoruz. Başakpınar'a süper amatörde başarılar. Ve o sporda, Tomaza Belediyespor'da bu sezon lige veda etti ama tabii ki seneye birinci amatör gününde yine şampiyonluk kovalayacak ekiplerden biri olacaktır. Onlar da yeniden yeni sezonda süper amatör kümeye çıkmak için mücadele etti. Ben her iki takımı da bir kez daha tebrik ediyorum. Hakem triosu da bu maçta iyi bir yönetim sergiledi. Yani verilen kararlara iki takım da itiraz etmedi. Kesinlikle. İyi bir yönetim gösterdiler. Orta hakem Ramazan Hayman'a ve evet. Yardımcılar Erkan Kırçılı ve Furkan Ulu evet. Gerçekten bu akşam hani bu maça yakışır bir trio olduklarını yani gösterdiler. Hatta şu bir pozisyon ikinci golden önce penaltı pozisyonundan önce Ramazan orta hakem Ramazan Hayman Tomaza Belediyesporlu oyuncunun elinden vurduğunu görmedi topa. Ama orada yardımcı hemen oyuna müdahale etti ve Erkan Kırçıl ikinci yardımcı hakem hemen penaltı noktasını işaret etti kulaklıktan ve hakem gecikmeli de olsa doğru kararı verdi. Önemli noktası bura. Bunlar önemli şeyler futbolda. Tabii ki hiçbir itiraz olmadı penaltı pozisyonunda. Ufak tefek penaltı pozisyonunda Erol Ayta ve Kaptan Selçuk Yılmaz itiraz etse de hakemin kararı çok doğruydu. Belki hakemin o anda görme açısında belki önüne oyuncu geçti. Çünkü oyuncular sürekli aktif alanda olduğu için görememişti belki. Ama yardımcısı gördü. Onu artıp tebrik etmek lazım. Büyük ihtimal maçtan sonra maçın gözlemcisi Emre Altun Erkan Kırçıl'a artı bir bonus hediye vermiştir diye düşünüyorum. Çünkü iki takım oyuncuların da iyi niyetlisi, hakemlerin iyi niyetli olması, iki takımın taraftarının iyi niyetli olması, karşılaşmayı izleyen spor severlerin iyi niyetli olması maçı daha güzel hale getirdi. Önemli nokta bu. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Futbol kardeşliktir. Çünkü hepimiz cami içerisinde bugün yüzüne baktık, yarın da tribünlere baksana. Tabii gerçekten çok güzeldi ya. Ya emek veriliyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Ya biri küme düşecek, biri şampiyon olacak, biri ligde kalacak. Bunlar güzel şeyler. Yani biz futbolumuzu hep bunlarla ön plana çıkartalım istiyoruz. Gece maçı çok güzel kesinlikle. Bir ambiyans. Terin kenarları bile dolu işte tribünler. Orada davullar. Yani iki takımın taraftarları. Bunlar bu sezon süper amatör küme renk katan olaylar. Özellikle gece maçlarının oynanması. Tabii ki bundan sonraki asıl konumuz playoff maçlarının olacak olması, onların da gece oynanacak olması ve final maçının Kadir Aslan'da oynanacak olduğunu düşünürsek daha bir renkli ve daha keyifli maçlar bizleri bekliyor aslında. İnşallah bu maça herkes örnek alır. Kazasız belasız, centilmence iki takım kazanan kaybedene, kaybeden kazananı tebrik ederek sahadan çıkarsa bu o takıma, kaybeden takıma da kazanan takıma da artı hanesine yazar. Bu arada Tomarza Belediyesporlu oyuncuya da geçmiş olsun dileklerini. Evet, Erol Ayta. Erol Ayta kaleciyle çarpışması sonucu tarihsiz bir sakatlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evet. Ama hani yürüyerek bindiğini gördüğüm için ambulansa üzerine değiştirip çok ciddi bir sorun olmadığını düşünüyoruz ama yine de biz buradan hem Erol Ayta'ya hem de Tomarza Belediyespor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tomarza Belediyespor'u ben bir kez daha tebrik ediyorum. Evet, kazanan Başakpınar evet. Belediyespor ama Tomarza Belediyespor'un verdiği centilmence mücadeleden dolayı maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasında işte tüm oyuncuları, rakibi kutluyor. Orada işte ben Ahmet Mühne'yi gördüm, yani evet. Tomarza camiasını gördüm. Hepsi heyecanla maçı takip etti ve en ufak bir gerginlik bile yaşanmadı. Yani bu Tomarza Belediyespor'un bu aşamada önemli bir rol üstlendiğini de gösteriyor. Yani, daha önceleri ilçe takımları genelinde söyleyelim. Bu tür maçlarda biraz daha hani olaylara meyilli evet. gibi gözükür ama Tomarza Belediyespor gerçekten kendine yakışanı yaptı. Galiptir bu yolda mağlup olan kesinlikle. Derler ya. Aynen. Tomarza Belediyespor da o nedenle bu gecenin kazananlarından bir tanesi. Evet, gelecek sezon birinci amatör kümede yollarına devam edecekler ama bu Tomarza Belediyespor camiası için ilk değil. Tabii. Düştüler, çıktılar, yine çıkacaklardır. Yani bundan kesinlikle. Eminiz çünkü Tomarza futbol olarak
Kayseri ilçeleri arasında önemli bir yere sahip her dönem. Yani gerek altyapılar ile işte U18'de de mücadele ediyorlar. Devamlı bir hani futbolcu sirkülasyonu yaşanan bir ilçemiz. Diğer ilçelerin aksine. Kesinlikle. Bu nedenle de önemli bir yeri var. Yine çıkacaklardır. Kendilerini de buradan bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Ya, Tomalı Belediyespor bu sezon hem renk kattı hem de zor bir sezon geçirdi aslında. Savaş Kurt'u kaybettikten sonra Tomalı Belediyespor tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz Savaş abimize. Biraz o süreçte bir 2-3 maç biraz sıkıntı yaşadılar, zorlandılar. Çünkü kolay değil hayatını Tomalı Belediyespor'a adanmış bir kişinin hayatını kaybetmesi. Belki o dönem bir karar alıp yani lige devam etmeyebilirler haklı olarak. Çünkü yani gerçekten çok üzücü bir durumdu. Tabii, yani maç esnasında böyle travmalar kolay atlatılmaz. Yani kolay değil. İşte Resul Kural gibi işte 2-3 tane cezalı oyuncusunun olması bunlara tabii ki etkin oluyor ister istemez. Tabii ki her takım sezon başında işte pandemiydi, Covid'di bunları hep yaşadılar. Ama işte takımına değer veren, takımımızın yöneticisi ve takımımızın her şeyi, hayatını Tomarza Belediyespor'a adamış bir kişinin hayatını kaybetmesinden sonra ki nasıl mücadele edebilirseniz Tomarza Belediyespor onu bize gösterdi. Ya tabii ki o konuda Tomarza Belediyespor'u tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Yani eğer sezon sonu hem ASG tarafından hem futbol temsilcisi tarafından yapılacak bir gentleman takım varsa yani küme düşmesine rağmen ben Tomarza Belediyespor'un olmasını isterim. Çünkü gerçekten hiçbir maçı çirkinleştirmeden, kavga olmadan bitirmeye çalıştılar. Ve iyidir, kötüdür. Veda ettiler. Tabii bunların onun dizisinde dediğiniz gibi ilk değildir. Son da olmayacak. Hayat devam ediyor. Bu sezon küme düştüler ama seneye tekrar şampiyon olup çıkacaklardır. Çünkü bu futbolun içerisinde var. Birileri şampiyon olacak, birileri küme düşecek. Yani bunlar olmazsa futbol zaten güzel olmaz. Keyifli olmaz. Ama bizim her zaman dediğimiz gibi tabii ki bu sezon en büyük etkenlerden bir tanesi de liglerimizde fazla gürültünün, kavganın olmaması en çok sevindirici ve geçtiğimiz sezonlara bakarak en az kırmızı kart çıkan bir sezon tamamladık. Kart sayısını düştü. Playoff maçlarını saymıyorum tabii. Onlar da tabii ki sezon playoff maçları tamamladıktan sonra genel bir liste halinde yayınlayacağız. Bunlar önemli şeyler aslında. Bu maçta bile hakem benim gördüğüm kadarıyla kart çıkarmadı. Yani bu bile bu tür maçta çok önemli. Oraya birçoğu insan belki ya bu maçta kavga çıkar, şu olur bu olur diye geldi ama gergin geçer. Maalesef onu hiç kimse görmedi. Herkes sarmaş dolaş Arkın stadına ayrıldı. Ve kimi tabii ki üzgün, kimi sevinçli. Tabii ki bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Dediğimiz gibi her iki takımı tekrardan canı gönülden tebrik ediyoruz. Başakpınar'ı da yine tebrik ederim. Haklı bir galibiyet aldılar futbol açısından. İyi oynadılar. Ben sezon başından beri Başakpınar'la ilgili burada yorumlar yapıyorum zaten. Yani evet. İyi işler yapıyorlar. Aslında kadroları bana sorarsan hani play-off oynayacak bir takım da değildi. Onlar da bu sezon şanssızlıkları yaşadı ama mutlu sona play-off'ta ulaştılar. Bundan sonraki dönemde de kendilerine başarılar diliyoruz. Ki bu sezon hep Başakpınar da sahasına verdiği önemle gündeme kesinlikle geldi. Evet. Yani büyük bir kış dönemini geçirdik ama hiçbir maç kar nedeniyle oynanamazlık olmadı Başakpınar sahasında. Bu da onların bu işe verdiği önemi gösteriyor açıkçası. Yorumlarımız da gelmeye başladı. Yorumlarımızı da ben bir okuyayım. Tabii. Ardından süper amatör kümeyle devam edelim. Çünkü playoff maçları da var. Klasman maçları tamamlandı. Onları da izleyicilerimize hatırlatalım. Tekin Şahin hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Değerli izleyicimiz Niyazi Ün almış yine. Mesajlarını göndermiş. Başarılı yayınlar diliyorum. Amatör maçlara verdiğiniz destekler kıymetli. Gönlümüz Tomarza Belediyespor'la demiş. Yense de yenilse de. Ve şurada yine bir Tomarza taraftarı centilmendir. Maç sonrasında tebriklerimizi ilettik demiş. Evet biz de gördük tebriklerini. Biz de buradan haklarını verdik. Şöyle bakıyorum yine Mustafa İpek yıllarca amatör kümede futbol oynamış biri olarak amatörlere verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz demiş. Yeşilhisar Spor'a başarılar diliyorum demiş. Yeşilhisar Spor'da birinci amatör kümede bir mücadeleye hazırlanıyor. Evet. Birinci amatör kümede mücadele edecek. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Yine Mustafa İpek Tomarza Belediyespor'a geçmiş olsun demiş. Mustafa Yurttaş iki takımda güzel oynadı. Başakpınar'a başarılar dilerim demiş. Yine Gökmen Başoğlu hocam da dün akşam da birlikteydik. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar, selamlar demiş Gökmen Başoğlu hocam. Evet Memduh. Playoff maçı akşamın sıcak gelişmesi onu geride bıraktık. Ve şimdi sırada playoff maçları var.
Süper amatör kümede heyecan klasman gruplarında bitti. Düşenler belli oldu. Lige evet. nokta koyanlar belli oldu. Ama buradan Ballıgir'e kim çıkacak? Onu belirlemek için şimdi playoff maçlarına bakacağız. Gözlerimizi oraya çevireceğiz. Şöyle de hatırlatalım izleyicilerimize. A grubunda Hacılar Erciyesspor 42 puanla ligi lider olarak tamamladı. Kayseri Şekerspor ise 41 puanla ikinci sırada tamamlayarak playoff'a yükselme başarısı gösterdi. Yine B grubunda Erciyes Esen Makina 45 puanla ki haftalar öncesinden playoff'u garantilemişti. Lider olarak ligi tamamladı. Ardından Kayseri Yoğunspor büyük bir çekişme evet. yaşandı ve 38 puan ve averajla ikili averajla playoff'a kalan ikinci takım oldu. Eşleşmelerde Hacılar Erciyesspor, Kayseri Yoğunspor, Şekerspor, Erciyes Esen Makina şeklinde gerçekleşti. Evet, tabii ki klasmanlar tamam. Artık her şey playoff maçında da küme düşenler netleşti. Sadece Ballıgir'e hangi takımımız gidecek sorusu cevabını bekliyor. Bu cevabı da tabii ki önümüzdeki hafta oynayacak büyük ihtimal maçlar. Onlardan belli olacak. Önce çapraz eşleşmeyle iki grubun birincisi ve ikincisi oynayacaklar. Ardından kazanan takım finale çıkacak ve finalde de kazanan takım adını Bölgesel Amatör Ligi'ye yazdıracak. Gerçekten keyifli bir sezonu geride bıraktık diyebiliriz. İlk kez 20 takımda iki grup halinde oynanan bir karşılaşma. Aslında sezon başlarken ben hep şunu söylemiştim. İlk 6-7 hafta içerisinde yani süper amatör kümü birinci amatör ayarında oynanıyormuş gibi. Ama ikinci yerden takımların takviye yapması. Hem biraz daha işlerine sıkı sarılmaları. Ligi daha heyecanlı hale getirmiş oldular. Burada şu dikkatimi çekiyor. Her iki grup için söylüyorum bunu. Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Yoluspor lige kötü başlayan ekiplerdi. Ama gelinen noktada iki takımın da playoff'ta olması aslında bakarsanız beni şaşırttı. Şöyle şaşırttı. Bu işe ciddi başlayıp kötü bir takımlar oldu. Ama bu iki takım, parantez açıyorum bu iki takıma, lige kötü başlayıp biri lider bitiriyor, biri avarajda ikinci bitiriyor ki özellikle Yoluspor'a uzun uzun değineceğim. Hacılar Erciyesspor kötü başladı sezona çünkü ligin başlamasına bir hafta kala toparlandı takım halinde. Ona rağmen bu sezon oynadığı futbola çıkamaz edemezler ama ligin ikinci yarısındaki performansı yani ilk yarının sonlarıyla ikinci yarıdaki performansıyla ben bu ligi lider bitiririm dedi. Ve son maçta rakibini yenip Şekerspor'un olsa bile beraber kalmasından ligi lider bitirdi. Bu Hacılar Erciyesspor için belki önemli bir husus. Her ne kadar belki Ballıgir'e çıkamayacak olsa bile geriden gelip lider bitirmek önemli bir husus. Aynı şekilde Kayseri Yoluspor için ilk 4 haftada 1 puanı olan takım. Mehmet Sulamış'ın takımdan ayrılması, Eren Çalap verdi. Genç antrenörün takım başına gelmesi. Ardından ilk yarı iyi bir notada bitirip, ilk üçünde bitirip, ikinci yarıda 8'de 8 yapıp, avarajla rakibine üstünlüğü sağlayıp, avarajla aynı puanla bitmesine rağmen avarajla playoff'a kalması büyük bir başarı. Yani burada hem bu başarıyı gerçekleştiren Eren Çalap verdi ve öğrencilerini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten büyük bir başarı imza attılar. Yani dile kolay. A grubu, B grubu A grubuna bakarak biraz daha zorlu geçti bu süreçte. Çünkü burada hatta Erciyesspor Makine'yi de tebrik etmek gerekiyor. Namalüp ligi bitiren evet. tek takım. Yani aldı ödülü götürdü diyebiliriz. İşi ne kadar ciddi yaptıkları ortada. Bugün de hatta orada Tomazza Belediyespor Başakpınar maçı oynanırken birçok takım, playoff'a kalan birçok takımın oyuncuları orada maç izlerken Erciyesspor Makinespor orada antrenman yapıyordu. Yan sahada antrenman yapıyordu. Bunlar da bu işe ne kadar değer verdiklerini, olur veya olmaz demeden çalışmaya devam ettiklerinin göstergesi. Tabii ki burada B grubunda 3. sırada bitiren Kayseri gücüne de gerçekten çok yazık oldu. Yani verilen emeğin karşılığı bu olmamalıydı bana göre. Çünkü hem maddi manevi anlamda büyük yatırımlar yaptılar. Hem devre arası transfer hem sezon başı yapılan transferler. Ama tabii ki futbolun içerisinde bunlar var. İşte bir puanın, atılan bir golün, yenilen bir golün ne kadar değerli olduğunu son hafta herkes daha iyi anlamıştır diye ümit ediyorum. Çünkü işte 5-4 biten maç, 3-1 biten maç, 3-2 biten maç, 2-0 biten maç. Bunların hepsinin skorları sene sonu bir şekilde halinize yansıyor. Bunların örneklerinden bir tanesi Anayurt Spor Başakpınar maçı. Hafta sonu oynanmıştı. Maç 3-1 bitti. Anayurt kazandı. 4-1 bitse iki takım bugün maç yapacak. Play-out'u kim oynayacak o belirlenecek.
Belki de bu akşam play-out'a ana yurt çıkacaktı. Yani o yüzden farklı bir 90 dakika oldu. Tabii maç sonu biraz gerginleşti oyun. Tabii ki o maçta Başakpınar bir gol atmazsa bugün play-out oynayamayacak. Yani o kadar çok ilginç senaryo döndü ki ligde. Yani atılan yeniden goller, işte şimdi bazı hocalarımız, bazı yöneticilerimiz, bazı oyuncular ya 5-4 bitti, önemli olan 3 puan değil mi diyor. Ya değil. Ya 3 puan ama işte bir gol sizi ligde, ya bir golle ya düşünebiliyorsunuz. Belki kaçtığınız bir penaltı. Ya Tomas da Belediye Spor için de söyleyebilirim bunu. Evet. Hafta sonu Yol Spor karşısında 60-69'da 2 tane penaltı kaçırıyorsunuz. Bugün rakip küme düşüyorsunuz. Kişi. Bugün küme düşüyorsunuz. Ya 1 puan alsanız o penaltının biri gol olsa 1 puan alsanız şu an ligde başka bir takım küme düşmüş olacaktı. Siz ligde devam ediyordunuz. Yani ne kadar değerli olduğunu, o bir puanın, işte atılan golün, yenilen golün ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. İşte burada baktığımız zaman Hacılar Ercespor 65 golle iki grubun en çok gol atan takımı. İkinci takımda baktığımız zaman Ercespor Esen Makine. Yani bu takımların işe ne kadar ciddiyetle baktığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi Ercespor Esen Makine'nin avaracı 45, Hacılar'ın avaracı 35. Yani o kadar çok ilginç istatistikler var ki aslında. Hatta şöyle de aklımdan geçiyor. Bir takımı bir programda uzun uzun değerlendirebiliriz. Hem istatistikleri, attığı gol, yediği gol, kaçırdığı penaltı, kaç penaltı gol attı. Aslında bunları çıkartıp daha farklı işler olabilir. Çünkü niye? Ya bütün takımlar, 20 takımımızda gerçekten çok büyük emekler verdi. Yani sezon sonuna kadar centilmence mücadele ettiler. Fazla kırmızı kart çıkmadı, olay olmadı. Yani o yüzden ben bütün takımlarımızı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü geçmiş sezonlara nazaran bu sezon inanılmaz bir performans sergilediler. Özellikle ligin ikinci yarısı ve ikinci yarısı geceyle gündüz gibi benim için. Çünkü ilk yarıda farklı bir takımlar, ikinci yarıda bambaşka takımlar. Yani birkaç takviyeyle bütün takımlar farklı noktalara geldiler. O yüzden playoff'a kalan takımlara kalan maçlarında başarılar diliyorum. Tabii küme düşen takımlar dünyanın sonu değil. Birinci amatörden tekrardan süper amatör kümeye çıkmak için mücadele edecekler seneye. Zaten kalan takımlar da belli. İşte Gültepe Spor belki Hacılar Ercespor karşısında 4-4 biten maçta bir puan almasa belki bugün küme düşmüş olabilirdi. Ya da playout maçı oynayabilmiş olabilirdi. Yani futbol o kadar çok enteresan bir oyun ki. Yani güzel yanı da bu aslında. Yani o yüzden ben bu sene ligin ikinci yarısı özellikle daha keyif aldığımı, maçların daha keyifli ve zorlu geçtiğini söyleyebilirim. Yani o yüzden tekrardan bütün takımları tebrik ediyorum. Özellikle Yol Spor Kayseri Gücü arasındaki mücadele ligin ikinci yarısı nefes kesti ama ben olayı şöyle değerlendiriyorum. Yol Spor'un yaptığı biraz da camia tecrübesi. Yani evet. Camia olarak çok tecrübeli olmalarının faydalarını burada gördüler. Kayseri Gücü evet istekli, arzulu bir kulüp. İyi de yatırım yaptılar. İstediler, arzuladılar. Bunun için mücadele ettiler ama ya bir yerde de tecrübe, camia tecrübesi burada kendini göstermiş oldu bana tabii. Sorarsan. Yol Spor çünkü bu tip sezonları çok yaşadı. Kesinlikle. Bu tür sezonları uzun süreler yaşadı. Sonradan gelip yine şampiyon olduğu sezonlar da var. Önde götürüp şampiyonluğu kaybetti, verdiği sezonlar da var. Yani bunların hepsinin bir tecrübe toplamı bu sezon Yol Spor'u playofflara taşıdı. Evet, antrenörleri çok genç ama camia Kayseri futbolunun en önemli camialarından bir tanesi. Bunu da bir kez daha göstermiş oldular. Kayseri Gücü de dediğin gibi evet istediler, arzuladılar, yatırım da yaptılar. Ama bir yerde ben bunu söyleyeyim net olarak biraz da tecrübesizliğin acısını yaşadılar. Belki kırılma haftalarında farklı davransalar olay farklı yönlere evrilecekti. Ama işte yani bunlar da tecrübesizliğin biraz getirdiği dezavantajlar oldu Kayseri Gücü'ne. Ama gelecek sezon yine şampiyonluğun önemli adaylarından kesinlikle. Bir tanesi olacaklar ki gelecek sezonda şampiyonluk konusunda farklı kulüplerin de daha iddialı takımlar kuracağını şimdiden duyuyoruz. Evet. Gelecek sezon süper amatör kümesi çok daha zevkli olabilir. Yani olacak. Keyifli, bunun da ilk sinyallerini alıyoruz. Keyifli olsun. Tabii ki niye keyifli olmasın? Kayseri amatörü, Kayseri futbolu, Kayseri daha iyi noktalara gelsin. Bütün şehirler, bütün iller bize örnek alsın. Yani şimdi 10 yıl sonra gece maçları oynandı. Ardından bugün pilot maç oynandı. Bunlar önemli şeyler. Ya bu maçların sayısını artırdığımız zaman daha iyi olacak. Tabii ki bugün ASKO Başkanımız ve Mehmet İltemsizcimiz Mehmet Yücel'le maçın ilk yarısında konuşurken birinci amatör kümeyle üzerinde 3-4 takımın katılmayacağını aldım. Ve gerçekten üzüldüm. Yani
hem dengeyi bozuyorlar. Bay geçen takımlar var. Şimdi düşünsene de bir gruptan iki takım çekildi veya lige katılmıyor. Hala kulüp vizesini yaptırmayan kulüpler varmış. Yarın transferin biliyorsunuz son günü. Hiç lisans yaptırmayan kulüpler varmış. Var. Yani ya. Niye, madem öyle bir şey niye lige katılıyorsun? Fikstüre niye katılıp? Şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi maddi anlamda 5000 TL Gençlik Spor'dan alacaklar. Bakanlıktan. 2000 TL Kayseri Şekerspor fabrikası sponsor oldu. Adem rahmetli Adem Özbez ismi verildi sezona ve nakli yardım yapacaklarını ifade ettilerdi fistül çekiminde. Ben kesinlikle bu ücretlerin eğer ligin ilk iki haftasında ve üç haftasında veya kulüp vizesi yapılmaması halinde verilmesi taraftar değilim. Yani madem o parayı alıp lige katılmayacaklar veya o parayı alıp iki hafta sonra çekilecekler. Valla bana sorarsan bu paralar verirken bile bir sözleşme imza atıp ligden çekildiği aynısını bugün Mutlu Başkan'a ben de ifade ettim orada. Paranın iadesi. Nasıl bir yaptırım yapacaklar? Hatta ama sözde onu yapmadınız. Seneye bu takımlar malzeme alırken kesinlikle malzeme vermeyin. Veya 2 yıl malzeme verilmesin bu kulüplere. Çünkü yani şimdi 6 grup 53 takım var. Yani deplasmanı var. Bunun işte emek veren takımlar var. Ya, belki yöneticisi hocası cebinden çoluğunun çocuğunun rızkından artırıp lisans çıkarmak için malzeme almak için uğraşırken birçok kulüp ya lige nasıl katılayım. Parayı duydular ya parayı alayım lige katılmayayım. Ya böyle bir mantık olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Yani ligin dengesini alt üst ediyor. Şimdi birlikte atıyorum 8 tane takım var A grubunda örnek veriyorum. 2 takım çekildi. Kaldı 6. 3 maç var. Bir 2 takımda ya da bir takımda 5. hafta 3. hafta da çekildi. Diğer takımların emeği ne olacak? Yeah. Ya 5 maç oynayıp ya da 10 maç oynayıp üst lige çıkacaklar. Yani o kadar emek, o kadar şey nereye gidecek? Hiçbir yere gitmiyor. Yani o yüzden kulüplerimizin bu konuda biraz daha dikkatli olması. Ha şöyle olabilirdi. Ya 53 takım değildi. 30 takım, 3 grup 16 keyifli bir lig olabilirdi. Ben evet. iddia ediyorum 6 gruptan en az 10 takım ya da 12 takım ortalama yani 12 takım veya 15 takım arasında ligde çekilmeler bekliyorum. Yani bak şunu söyleyeyim. Azalacak. Argıncık'taki kulüp binalarında henüz açılmayanlar var. Su sayacı çalışmayan, elektrik sayacı hiç dönmeyen kulüpler varmış. Ya açılmayan kulüpler varmış evet. Yani çok ilginç. Gerçekten yani, çok ilginç. Bu tip kulüplerden alacaksınız arkadaş. Yani ki bunun içinde yani düşünceler var. Olması lazım. Yaptırılması olması lazım. Hak eden kulüplere veririz. Tabii. Yazıktır, günahtır. Yani lige katılıp da çekilenlere de anlamı da oradan kulüp yeri alıp bir kez kapısını açmamak ne demektir ya? Birçok kulübümüz de yeni kurulan kulübümüz de yani bu işe önem veren kulübümüz de yeri yok. İşte o önemli olan noktası da yani şimdi sezon başlamadan önce birkaç kişiyi beni aradı. İşte kulüp satın alabileceğimiz kulüpler var mı diye. Yani iş yeni yoğunluğundan ve yapamayan birkaç kulüp vardı tanıdım. Dedim ki görüşelim. Görüştük. Yani ağızlarını sanki öyle bir açıyorlar ki sanki yani verdikleri kulüp bana bir Kayseri Spor ya da bir ne bileyim Bursa Spor Kulübü teslim satıyorlar sanki. Ya amatör cami sonuçta belli bir para harcamışsınız. İşte atıyorum o zaman 200 bin lira harcamışsınızdır da 4-5 sene mücadele. Ya adam işte 35-40 bin lira veriyor. Ya 35-40 bin lira şu devirde bir kulübü satmak için çok iyi bir para. Adam sana bu parayı nakit verecek. Peşin para. Ya cebinde parası da gelmiş sana. Ve yapmak bu işi ya, yapmak istiyor. Yani. Nokta burası. Adam sponsorunu ayarlamış, malzemesini yaptırmış, her şeyi hazır ama kulüp yok. Ya şimdi bir sıfırdan bir kulüp kuracak. Bir ona masraf verecek. Malzemeydi. Ya sen 40 bin liraya, 35 bin liraya al. Çekil kenara. O adam devam etsin. Ya git başka bir kulüpte yöneticilik yap, hocalık yap, farklı bir şeyler yap. Ama kulübün kapısını açmamak, alıp malzemeyi oraya koyup ya da alıp aldığın o malzemeyi geçmiş dönemlerde bunu çok ben gördüm, duydum. Alıp malzemeyi 3 ay sonra, 5 ay sonra satıyor. Evet maalesef ya bu da yani şimdi birçok bir takım içerisinde Türk elmalar. İşte ASKF'nin bu konuda Mutlu Başkan Büyükşehir Belediyesi ile görüştü. Yılda bir yapılan malzeme sayısını 2'ye çıkardı. İşte eşofman şuydu buydu vesaire. Birçok takım oyuncuların antrenman yaparken özellikle birinci amatör ve ikinci amatör için söylüyorum bunu. Yani görüyoruz antrenmanı izlerken. Herkes de Galatasaray forması, Fenerbahçe formasını giyip gelmişler oraya antrenman yapıyorlar. Ya bunlar yakışık almıyor. Ya takım dediğiniz giyimiyle, kuşamıyla, işte ayakkabısıyla, formasıyla, sahadaki centilmeniyle bilinir. Ama birçok kulübümüzde bunlar yok. Ya işin daha da acı yanı süper amatöre ve şaşırtma tutuyoruz. Birinci amatöre dönüyoruz ama lige katılan 54 takımın birçoğunda hani futbolcu sıkıntısı yaşanıyor. Kesinlikle. Yani Kayseri futbolunun en acı noktası burası. Şimdi 54 kulüp lige katılıyor ama evet. Kulüplerde futbolcu yok.
Yetiştirmezseniz oradan alayım, buradan alayım, ne kadar sürecek bu? Ya ben biliyorum yani, kendim de dahil birçok kulüp U18 takımını bile birinci amatöre verdi. Evet. Çünkü topçu bulamıyorlar. Kesinlikle. Ya biz de yaptık bunu ya. Birinci amatör kümede birkaç kulübe U18'den önemli sayıda oyuncu gönderdik. Ya altyapınız olmazsa, Ya planlamanız olmazsa, geçmişte bu işi yapmamış olsanız bu tür sıkıntılar yaşarsınız. Bulursunuz 10-15 tane topçu ama nereye kadar bulacaksınız? Ya da ne kadar ilerleyebileceksiniz? Yani o yüzden kulüplerimizin bunları yaparken planlamasını amatör olarak değil, profesyonel olarak yapıp liglere öyle katılması gerekiyor. Yani ha ben takım kurdum, lige katılayım değil. nasıl? Yani şuradan mahalleden adam toplayayım, gideyim top oynayayım değil. Burası halı saha değil yani. Burası bir lig. Çünkü burada emek veren insanlar var. Şimdi futbol temsilci bir maç programı yapacak. İşte hafta sonu mu, cumartesiye mi koysam, pazara mı koysam, 6'ya mı koysam, 5'e mi koysam. Bunlarla uğraşırken sen sahaya çıkmayacaksın. Ve ne olacak? Bu işe gerçekten emek veren insanların emekleri zayi olacak, boşa gidecek. 3 maçtan, 5 maçtan sezonu kapatacak. Yani o yüzden kulüplerimizin bu konuda biraz daha dikkatli olmalı. Yani lige katıldım, laf olsun diye katılmayacaksınız. Ya yani katılıyorsanız takımınızı kuracaksınız, altyapınızı oluşturacaksınız. En kötü bir tane veya iki tane alt yaş grubu olacak. Ya Nasıl? bakıyorsunuz birçok takımımızın yok. Ya buna bal ligi takımlarımız da dahil. İşte MR Grup, altyapısı yok, tamam, futbol okulu var. Yahyaspor, altyapısı yok. Devrespor, altyapısı var ama Yeterli değil. yeterli değil. Ama devreye de Atalas şu... Kulübedeyiz. Bunun alt yaş grupları var. Devam ediyorlar. Ve oradan da birçok oyuncu belki şu an o 19 Türkiye şampiyonu olduğu dönemde oynayan birçok oyuncu şu an Süper Amatör Kulübü'nde farklı farklı takımlarda oynuyor. İşte bir gün Başakpınar'da oynayan 3-4 tane oyuncusu vardı. İşte Erciyes Esen Makine'de var. Farklı takımlarda var. Yani bu tür olursanız kazanı sağlarsın. Ama bu tür olmazsa 3 sene 5 sene para harcarsınız. Daha sonra ha, baktınız olmuyor. Çekip gidersiniz. Yani o yüzden kulüplerimizin bu konuda biraz daha hassas ve dikkat olması gerektiğini söylüyorum. Şunu da altını çizelim, hani takımların hazır olmadığı ile ilgili. Normal şartlarda birinci amatör küme karşılaşmaları Evet. 12 Mart'ta Evet. Cumartesi, başlayacaktı. pazar Yani başlayacak. böyle bir açıklama yapılmıştı ama il temsilciliği son yaptığı açıklamada birçok kulübün hazır olmadıklarını belirttikleri için bir haftalık bir ertelemeye gitti lig. Evet. Bu nedenle bir hafta sonra başlayacak. Ya bunda şunun da etkisi var. İşte Süper Amatör kümenin biraz geç bitmesi, buradaki oyuncuların birinci kümeye transferinin yapılabilmesi için ayrıca diğer takımların da lisans işlemlerini ve hazırlıklarını yapabilmeleri için futbol il temsilciliği böyle bir esneklik gösterdi. Yani futbol il temsilciliği böyle bir esneklik göstermek zorunda da değil aslında. Kesinlikle değil. Bu tamamen bir iyi niyet. Tabii. Yani bu il temsilciliğin iyi niyeti. Aksi takdirde arkadaş ben sana aylar öncesinden tarihi açıkladım. Hazırlığını yapacaktım. Hafta sonunda sahaya çıkacaktın gibi bir yaklaşımda da bulunabilirdi. Kimse de futbol il temsilciliğine yani neden böyle yapıyorsun diyemez idi. Ama il Kesinlikle. temsilciliği böyle bir iyi niyet göstermiş. Bu nedenle de kendilerine de teşekkür etmeleri gerekiyor. Birinci amatör küme takımlarının. Bu arada Benkeko adlı bir rumuzumuz demiş Evet. ki Yolspor'dan bahsedecek misiniz? Bahsettik. Hakkını da verdiğimize inanıyoruz. Yolspor yine şampiyon Kayseri Yolspor demiş aynı izleyicimiz. Yine Murat Akbulut şampiyon Kayseri Yolspor demiş. Kayhan Er Yılmaz hocam hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Onunla da dün yine bir sezon açılışında Evet. birlikteydik. Hocama da buradan selamlar gönderiyoruz. Ona da kısaca değinelim istersen. Kayseri İsmail Okumuş Futbol Kulübü Evet. ve Kayseri Erciyes Erciyes Gücü. Gücü takımları dün bir yemekle sezonu açtılar. Tüm oyuncuları da orada biz görme imkanı bulduk. İsmail Okumuş hocama da teşekkür ediyoruz. Bize davet etti. Takım hakkında da gerekli bilgileri verdi. Yeni sezonda hem Erciyes Gücü'ne hem de İsmail Okumuş Futbol Kulübü'ne biz de başarılar diliyoruz. Yeni sezonu da açtılar. Bunu da söyleyelim. Gecenin mutlu takımlarından Başakpınar Belediyespor'dan Evet. mesaj var. Mehmet Ersoy yönetim kurulu üyesi. İyi yayınlar. Öncelikle bize böyle güzel bir akşam yaşatan, tertemiz ve centilmence mücadele eden Tomarzaspor ve Başakpınarsporumuza çok teşekkür ederiz. Tüm oyuncularımıza, emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Acısı ve tatlısıyla bir sezonu geride bıraktık. Üzdüğümüz, kırdığımız kim varsa hakkını helal etsin. Gece maçları ve birçok ilki yaşatan
ASKF yönetimi ve mutlu başkanımıza, futbol il temsilciliği ve tertip komitesine, emeği olan herkese teşekkür ederiz. Amatöre verdiğiniz destek ve değer için çok teşekkür ederiz. Bu son cümlede bizim için geldi ve ETV ailesi için. Başakpınar halkı ve takımı daha iyisini hak ediyor. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız demiş. Yine Faruk Sarıkaya, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Murat Dekorasyon demiş ki süper kaç takım herhalde süper amatör kümeye bu sezon kaç takım çıkacak? 6 grup birincisi direkt mi çıkacak? Nasıl olacak demiş. Toplamda 6 takım çıkacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar yine çapraz eşleşmelerle playoff oynayacak. Buralardan birer takım. Yani grubu ilk 2'de tamamlayan takımlar playoff maçı oynayacak ve tek maç üzerinden bu maçları kazanan 6 takım süper amatör kümeye yükselecek. Toplamda 6 takımın yükselmesiyle birlikte süper amatör kümede de önümüzdeki sezon takım sayısı artacak. Bunun da altını çizelim. Evet, birinci amatör kümede yaşanan bu olaylara da şöyle baktığımız zaman memnun. Yani Kayseri futbolu için pek de iş açıcı bir görüntü değil. Ya tabii ki ya, üzücü bir görüntü. Ya, şunun gölgesinde iş açıcı değil deyip çok güzel işler yapılıyor. İşte ya, gece maçları oynanıyor, güzel imkanlar ya, sağlanıyor. Ya, organizasyonda bir sorun yok. Kesinlikle. Ama takımlar nezdinde bir İleriki yıllarda bu sorun daha da büyüyeceği gibi bir durum. Yani yaşayamaz. İnşallah büyümez. İnşallah o sıkıntıları yaşamayız diye ümit ediyoruz ama maalesef işte insanoğlu kulüp kurdum laf olsun işte bir takım çıkartalım. İşte halı saha mantığında iş yaparsanız bu tür sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Yarın zaten transferin son günü. Mesai Saat TV ile beraber 17'de transfer bitecek. Yarından hatta yani 5'i 10 geçe, 5'i çeyrek geçe ya da 5'i 1 geçe hem ASKF tarafından hem futbol temsilcisi tarafından hem de federasyon tarafından bununla ilgili hangi takım katıldı, hangi takım vize yapıldı, hangi takım lisans çıkardı bunları görebiliriz. Tabii ki eğer takımlar hani lige katılıp transfer yapma lisans çıkartacak kulüpler şöyle lisans çıkartabilir. Filiz lisans oyuncusu çıkartabilir ama transfer yapacak kulüplerimiz varsa onlar bugünden birçok kulüp halletmiş, birçok kulüp de yarın transferlerini halledecekler. Tabii ki burada futbol temsilciliği maçları normalde bu hafta sonu başlayacaktı ama iyi niyetinden bir hafta ertele takımlar daha rahat hazırlansın. Evraklarını, işlerini, işte malzemesi gelen takımlar, gelecek takımlar rahat hazırlansın diye. Böyle bir iyi niyetle maçları bir hafta daha erteledi. Tabii ki 19 Mart'ta artık 1. Amatör Kümede resmi olarak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Tabii ki bazı gruplar keyifli olacaktır, bazı gruplar keyifsiz olacaktır. Çünkü çekilecek takım sayısı yani şu ana kadar 3 veya 4 diye duydum bu akşam konuşmalarda. Yani 54 takımdan 4 takımı çekildiğini düşündüğünüz zaman 50 takım kalıyor. İlk başlayacak 2-3 hafta işte 5 yedik, 10 yedik. Ya aman ne işimiz var işte sakat adam gelmiyor şu bu. Bahanelerine sığınacak kulüpler. Ve en az 6-7 takım da böyle çekilecek. En az 10-12 takım ligden çekilmiş olacak sezon başladıktan sonra. Bu da tabii ki verilen emek, verilen organizasyon, yapılan organizasyonlar, işte planlamalar bir anlamda boşa gitmiş olacak. Yani o kadar yapılan planlamalar hep 54 kulüp üzerine olduğu için sahaydı, şuydu, işte U13-U15'i atıyorum. Hangi ligimizde bir kategori Şenlik Ligi'nde oynatılacak? Mesela 14 ligi. O lig belki normal lig statüsünde oynatılması gerekiyor. Ama hem pandemi döneminden çıktığımız için hem de takımların fazla olmasından böyle bir karar alındı. Belki o lig şeklinde oynatılacaktı. Planlama öyle yapılacaktı. Ama maalesef bakıyoruz bunların hepsinin dengesi bozulacak. Yani atıyorum iki grup da bütün takımlar mücadele ederken diğer takım gruptaki takımların hiçbiri iki hafta atıyorum bir takım orada bay geçerken ikinci hafta rakip yok. Üst üste iki maç yapmayacak. Belki bir takım daha çekecek. Üç maç yapmayacak. Yani o yüzden bu işin sonu nasıl olacak? Ne gibi yaptırımlar olacak? Bu noktası aslında çok önemli. Yani tamam kulüplerin hepsi bizim. Hepsine sahip çıkıyoruz, hepsine değer veriyoruz ama onların da bu sahiplere, bu değerlere önem vermesi gerekiyor aslında. Ama maalesef bunları göremiyoruz. İşte burada yöneticilik ön plana çıkıyor aslında. Yani bu işi yapmayacaksanız, laf olsun diye katılmayacaksınız siz ki. Belki siz katıldınız, sonra bir takım da katılmak için başvuru yaptı, alınmadı gibi sıkıntılar yaşanabilir. Yani o yüzden biraz daha kulüplerimizin bu konuda dikkatli olup hassas olmaları gerekiyor.
Yani sonuçta burada herkes emek veriyor. Bak bu saatlere biz gelip burada yayın yapıyoruz. İşte maçtan çıktık geldik buraya. Ya amatöre hizmet ediyoruz. Değer veriyoruz. Ya bu değerleri üzerine değer katmak yerine değerleri düşürmememiz gerekiyor. Yani o yüzden Kayseri amatörünün daha üst seviyeye taşımak için hep beraber elimizi değil gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu da kulüplerden geçiyor. İşte kulüpler olacak ki hakemler maç yönetecek. İşte kulüpler olacak ki bizler orada gelip fotoğraf çekip maçlar canlı anlatıp canlı yayınlayıp gelip burada yorum yapacağız. Yani bunların hiçbiri olmazsa, bu taban birliklerinin hiçbiri olmazsa kulüplerin olmadığı sürece bizler hiçbir şey yapamayız. Yani o yüzden kulüplerimizin bu süreçte inşallah o çekilecek olan veya şu ana kadar kulüp vizesi yaptırmayan takımlarımız da bizleri izliyorlarsa yarın ilk işleri kulüplerin vizesini yapıp lige katılmaları olsun. Yani genç takımda katılın. Ben hatırlıyorum bu ligde Mevlana Yıldız Spor, Anadolu Yıldızları ilk katıldığında her maç 10-15 yiyorlardı. Şimdi herkese kök söktürüyorlar. Evet. Ya bu iş böyle başlar. Yani önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Şimdi birçok oyuncu işte Mevlana Yıldızları olsun, Anadolu Yıldızları olsun, farklı kulüplerde oyuncuları var. Yani bunlar aslında futbolun güzel yanları. Ama maalesef ve maalesef bunları birçok kulübümüz yapmıyor. İşte hatta bir takım ismi de verelim. Sağlık Spor. Yani lige katıldı ama henüz bir hazırlığı yok, bir planı yok. Yani köklü bir kulüp. Tabii, yani sağlık camiasında düşünsenize ya bir sürü hastane var. İşte o hastanede çalışan personelin evlatları, o çocukları yani bir organizasyon yapsalar 200 tane genç sporcu çıkartırlar. Yani evet. En kötü 200 tane diyorum belki Kayseri civarında. Ama maalesef ve maalesef Sağlık Spor'un geldiği durum gerçekten vahim ve üzüntü. İşte onun ardından birçok olimpik spor yeni kurulan bir takım. Onlar aynı şekilde büyük ihtimalle kulüp vizesi yaptırmak kulüplerden bir tanesi olduğunu duydum. Eğer bizleri izliyorsa tabii ki bununla ilgili mesajı da gönderebilirler. Ya bunlar aslında yakışmayan şeyler. Dediğimiz gibi inşallah lige katılan sayısı, çekilen sayısı benim dediğim gibi 10-12 civarında olmaz da 3-4 civarında kalırsa lig daha keyifli olur ama fazla sayı olursa bu lig bu sezon çok çekişmeli geçeceğini ben düşünmüyorum. Yani o yüzden de burada hem ASKF hem futbol temsilcine yaptırım konusunda çok büyük iş düşüyor. Evet. Bu yaptırımların ciddi şekilde gündeme gelmesi kesinlikle gerekiyor. Bu arada hani güzel insan değerli kardeşimiz Aydemir Yavuz iyi yayınlar, selamlar demiş. Yine Mehmet Ersoy galiba unuttuğu bir şeyi eklemiş. Evet. Özellikle bu akşamki yönetimler için Ramazan Hayman'a, hocamıza ve ekibine günahıyla, sevabıyla kahrımızı çeken evet, hakem camiasına da çok teşekkür ederiz. Onlar da haklarını helal etsinler demiş. Alparslan Erbaş, Kayseri'de sporun adresi ETV. Başakpınar maçının canlı yayın yaparak futbol severlerin dostu, teşekkürler ETV Kayseri demiş. Yine Dikkatin Osman, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Onlara da birinci amatör küme heyecanı var. Yeni bir kulüp, yeni bir oluşum. Develi'de bu sezon bir altı takım var, enflasyonu var. Uzun zamandır Develi'de görmediğimiz bir ortam. Burada bu da bizi sevindiriyor. Tabii gerçekten kesinlikle. Develi bunu fazlasıyla hak ediyor. Orada da Osman Dikkatin futbola önemli hizmetler veren değerli bir insan. Yine futbolun içinde birinci amatör kümede de heyecan yaşayacaklar. Mustafa Yurttaş, süper amatör kümede o kadar maç baktım. Tomarza Başakpınar Spor hakemi çok güzel yönetti. Futbolcular işini yaptı. Tertemiz futbol oynandı. Centilmence diyor. Kesin. Her şeyi özetliyor zaten kısacası. Evet. Her şey de güzeldi. Hatta bu son birkaç gün, hatta 48 saat olmadı. 2 gün içerisinde oldukça hakemlerle ilgili çok sıkıntılar var Türkiye gündeminde. Tabii ki Ramazan Hayman'ın ve ekibinin bu maçı tertemiz yönetmesi, centilmence yönetmesi, herkesin işini yapması biraz olsa işimizi ısıttı. Ama tabii ki futbolun temel sorunları bitmiyor, bitmek bilmiyor. Dün akşam Real Madrid Paris Saint-Germain maçını izlerken yani hakemi konuşacak hiçbir şey bulamıyorum. Yani hakem bir hata yapsa da hakem şunu yaptı diyeyim diye çok bekledim maç sonuna kadar. Ama futbol dışında herhalde 94 dakika oynandı toplamda. Yani ikişer dakika her iki yarı uzatma verildi. Ya 94 dakika boyunca herhalde maçın oyunda kalmasının süresi 94 dakikadır. Yani ben dışarı yatayım, aman sakatlık numarası yapayım, aman şunu yapayım diyen hiçbir oyuncu yok. Niye? Sahada oyuncular her ne kadar veya yedek kulübede hocalar ne kadar iyi niyetli olursa
hakemler de o kadar iyi niyetli ve temiz maç yönetiyorlar. Bu aslında Avrupa'nın futbolun gelişmesinin en büyük sebeplerinden biri. Ama bizim Türkiye'mizde maalesef bu yok. Yani kesinlikle. Türkiye'de bu sezon topun oyunda kaldığı en fazla maç Kayserispor maçı oldu. Bundan 2 hafta önceki maçta büyük ihtimal Kayserispor'un 67.3 dakika top oyunda kalmış. 90 arada dağlar kadar fark var. Şunu geçtim, hatta Türkiye'de 100 dakika oynanan maçlar da var. İşte 10 dakika 5 dakika uzatma olan maçlar da dahil. Yani hele bir maç vardı 43 dakika oyunda kalmış ya, 105 dakika oynanan maç 43 dakika top oyunda kalmış. Topun oyunda kalma süresi. Her 30 saniye top dışarıda. Her 30 saniyede. Yani bu istatistikler bunu söylüyor. Yani o yüzden her iki tarafın ne kadar iyi niyetli ve sadece futbol oynamaya elverişli olursa bugünkü akşamki oynanan maç kadar Türkiye'deki bütün maçlar keyifli olur. O kadar coşkulu, keyifli, izleyen herkes keyif alır. Kesinlikle. Mehmet Demirer iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz Memduh. Aslında biz bu akşam mesela bölgesel amatör ligi de çok konuşacaktık. Evet. Zira maçta hafta sonu çok önemli bir karşılaşma var diye tüm hazırlıklarımızı da yaptık. Kesinlikle. Talas Gücü, Belediyespor, Kayseri, Evar Grup Futbol Kulübü arasında zirveyi de yakından ilgilendiren, hatta bir anlamda şampiyonluğun düğümünü çözecek maç diye bakıyorduk. Pazar mı oynanacak, cumartesi mi oynanacak? Evet. Gitti geldi maç. Ardından cumartesiye kondu. Ama bugün Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir açıklamayla bölgesel amatörlük maçlarının tamamı işte şimdi bu açıklamada ekranlarımızda bir hafta kaydırılarak ertelendi. Yani şimdi şöyle, girişte hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişli hava koşulları ve ulaşım yaşamı. Şimdi birincilik, ikincilik, üçüncülük, işte Kadınlar Ligi, Bal Ligi'nde bu sıkıntılar varken Süper Lig'de bu sıkıntılar yok mu? Şimdi örnek olarak söyleyeyim. Pazar günü Kayserispor saat 13.30'da. Şimdi ana neden işte kar yağışı ve kar yağışının sebepleri, yol açacağı ulaşım sorunu. Şimdi tamam. Şimdi şöyle örnek olarak vereceğim bunu. Bugün birçok kişiyle telefonda konuşurken bu örneği devamlı verdim. Yine vereceğim. Şimdi pazar günü saat 13.30'da Kayserispor Konyaspor maçı var. Ki yakın şey 3 saatlik veya 3.5 saatlik bir mesafe. Kayseri Konya yolu arası eğer kar yağışı varsa ulaşım sıkıntısı yaşanarak en büyük yerlerden bir tanesi. İşte Aksaray, Konya, Ankara, Kayseri, işte Kırkkale, Kayseri, Kırşehir, Kayseri veya Niğde. 43 ilin geçiş noktasının olduğu noktadan bahsediyoruz. Ve Konya Spor cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Ve karayoluyla gelecekler. İki otobüs gelecekler büyük ihtimal. Çünkü 19 takımın maçı da ertelendi. Bir takım, o takımda futbolcular, teknik adam. Bir takım, bir otobüste de malzeme meclisiydi. İşte çalışanlar, personel gelecek. Ve birçok takımda hatta uçakla seyahat edecekler ki bugün Gaziantep'ten bir arkadaşım paylaşmış. Hatta onu da konuşurken bulayım. Şimdi orada maçlar oynarken elverişsiz hava koşulları yok da Süper Lig'de attiklerde mi var? Bu tamam bana göre. Ya ben kendi şahsi düşüncem. Bugün Merkez Yakın Kurulu Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan sonra bu açıklamaların gelmesi, bunların açıklanması, ertemesi bana tamamen bir hayal ürünü gibi geliyor. Çünkü biliyorsunuz Süper Lig'de bir deprem var, hakem depremi. 12-13 tane hem FIFA hakemi hem klasman hakemi kalan haftalarda görev alamayacaklar. Hem Süper Lig'de hem birincilikte. Bu tamamen bana şunu gösteriyor. Hakemlerin yetersiz olması nedeniyle hakem sayısının yetersiz olması nedeniyle bana bu maçların ertelendiği yönündeyim iddia, yani kendi düşüncem bu şekilde. Çünkü bugün hatta seninle de beraber analiz yaparken Süper Lig'de 10 maç var. Toplam orta hakem, yan hakem, 4. hakemlerle ve AVAR ve VAR hakemlerle 60 tane hakem lazım. 60 tane. Artı birincilikte VAR yok. 50. Orada 40 tane. Birincilikte 40 hakem. İkincilik, üçüncülük saymıyorum. En kötü 200 tane hakem lazım bu kategorilere maçlarını yönetmesi için. Bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı şu ifadeyi kullandıktan sonra ben bu konuya daha net karar verdim. 1-2 hafta içerisinde işte klasman hakemlerimiz, yani ikincilik, üçüncülükte maç yöneten hakemlerimiz 1-2 hafta içerisinde Süper Lig'de 4. hakem, birincilikte maç yöneten hakem ve 4. hakem olarak görev vereceğiz dedi. Şimdi bu hakemleri sen bu maçlara
vereceksin. Bu hakemden Süper Lig'de görev yapacaklar. İşte atıyorum Kayseri'den örnek vereyim. Halil Kandemir ikinci ligde, üçüncü ligde maç yönetiyor. Belki önümüzdeki hafta maç, birinci lig bu hafta ertelendiği için Halil Kandemir belki birinci ligde maç yönetecek. Suha Adıyaman birinci ligde maç yönetecek. Ya da Halil Kandemir Süper Lig'e dördüncü hakem olarak gelecek. Konu bu aslında kısaca özetlediğimizde. Hakem yetersizliğinden dolayı, sayının yetersiz olmasından dolayı bir anda da çıkartamadı üst tarafa. Böyle bir karar aldılar diye düşünüyorum. Çünkü cumartesi günü oynayacak olan İshak Kemal Uğur'un yönetildiği Hatay Spor maçında dördüncü hakem, ikinci lig hakemi. Örnek buradan baktığımız zaman birçok hakem Atletik'ten gelmeye başlamış bu konuda. Ben tamamen hakem konusu. Eyüp Eskuhan diye bir meslektaşımız Gaziantep'ten bir paylaşım yapmış bugün. Dikkatimi çekti. Paylaşımında şu ifadelere yer vermiş. Gaziantep Futbol Kulübü'nün pazartesi akşamı oynayacağı Giresun Spor maçı Giresun'daki olumsuz hava şartlarıyla ertelenebilir diyor. Bak bu Süper Lig maçı. Giresun'da kar yağışı dün başladı ve pazartesi gününe kadar da yoğun bir şekilde devam edeceği gösteriyor diyor. Bakın yani Süper Lig maçı var. Alt ligler ve amatörüne kadar olan, bölgesel amatör ligine kadar olan hiçbir maç oynanmıyor. Yani bu size ne ifade edebilir? Olumsuz hava şartları. Ya olumsuz hava şartları varsa bu takımları da, bu takımlar sihirbaz değil ki. Antep'ten kalktım, Kayseri'ye gittim. Bunlar da hava yoluyla veya karayoluyla gidecekler. Bu takımlar, bu takımlara hava koşulları yok da alt lig takımlarından mı var? Peki atıyorum Kayseri'de Süper Amatör küme bitti. O maçlar da mı erteleyeceklerdi? O maçlar da mı oynamayacaklar? Federasyon için söylüyorum. Yani böyle bir düşünceye böyle bir şey olabilir mi? Bu arada hakem depreminin en fazla etkilediği illerden biri de Kayseri. Kayseri evet. Yani üst klasman hakemimiz Galip Abdülhadi Bitigen. Fekokart. Bitigen'in de üzeri çizildi. Yani tabii ki burada Merkez Hakem Kurulu ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya karar veriyor? Bu hatta yani birinci etabı. Tabii ki Süper Lig'de bundan sonra kalan haftalarda devam edecek hakemlerin bir de Mete Kalkavan'dı. O da dün toplantıyı terk edip çıktı ve kalan haftalarda ben görev almayacağını ifade etti. Yani Merkez Hakem Kurulu tamam bir gençlik operasyonu yapmaya çalışıyor ama bu bence ya sezon sonu olur tabii, ya devre arası olur. Her şeyin bir zamanı. Yani ligin 10 haftası kalmış. 10 hafta dayanamıyor musunuz? Şimdi şunu geçtim. Bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı konuşuyor. Daha henüz diyor bu alınan kararın üstüne 48 saat geçmedi diyor. Tamam geçmedi çok güzel. Halil Umut Meler dün Manchester City Sporting Lisbon maçını yönetti. Ve avar hakemi Abdülkadir Bitigen. Böylesi bir maça çıkacak olan hakemlerine sen böyle bir açıklama yapıyorsun. Ya şimdi Abdülkadir Bitigen olsun, Cüneyt Çakır olsun, Fırat Aydınus olsun. Ya nasıl bir ruh haline bürünmesini beklersiniz bu insanlar? Maçı var ya Avrupa'da. Avrupa'da önemli biri. Şimdi Abdülkadir Bitigen bana göre Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden isimdir. Abdülkadir Bitigen şu an Türkiye'de görev yapan işte orta hakem, fekokart hakem, yardımcı hakem, var hakemleri, avar hakemleri dahilinde zirvede, birinci sırada. Hem eğitimini almış, Hollanda'da eğitimini almış. Yani bu işin artık üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip, hep yaptığı sınavlarda hep yüksek notlar almış. Yani çok önemli şeyleri var. Hatta Abdülkadir Bitigen'in Beşiktaş'ta yönettiği maçta artı 2 bonus alması 1-1. 8-4'ken notunun 8-6'ya çıkması. İşte Adana Demirspor Beşiktaş maçından sonra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancan, maçın hakemi Ali Şansal'ın yaptığı açıklamalar, çok ciddi açıklamalar ve Ali Şansal'ın bu ligde görev alması ve bu hafta maça atanması çok ilginç. Evet. Yani tamam biz, hepsi bizim değerimiz, hepsi bizim sevdiğimiz kişiler ama Kayseri bu konuda Abdülkadir Bitigen'ini kaybetti. Yani bu hiç ses çıkmadı. Şehirden hiç ses çıkmadı. Kayseri adına bence yani gerçekten siyah tabutu götürüp federasyonuna koymak gerekiyor. Çünkü yani siyasi anlamda işte bir sürü bakanımız, milletvekilimiz yani siyasette önde gelen birçok insanımız olmasına rağmen hiçbir ses soluk yok. Yani herkes de bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı da söylüyor. İşte birkaç hakemimiz bu görev vermiş hakemlerden birkaçı aradı, ifade etti. Ama henüz hiçbiriyle yüz yüze oturup bir görüşme yapmamış. Yani tebliğ edebilirsiniz. Bunlar olabilir, yapılabilir ama ya sezon sonu ya devre arası yapabilirsiniz bunu. Yani bugün işte Yancı Kulusu'da açıklamalar yapıyor. Kendi kendine
kandırıyor. Yani kimse inanmıyor. Bu işe canı gönülden inanan bizler olsun, hakem camiasının önemli isimler olsun, hiç kimse inanmıyor. Yani sadece yani muhabir soru soruyor. Yani verdiği cevaplar olumsuz cevaplar kendi açısından. Yani o yüzden Kayseri'nin önemli değeri, gururumuz olan Abdülkadir Bitiken'in bundan sonra süreçte görev alamayacak olması. Tabii şu anlama gelmiyor. Ligden sonra yani önümüzdeki sezon devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama Merkez Hakem Kurulu biz geçtik operasyonu deyip yola devam ediyor. Bana göre Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu hem bugünkü yapmış olduğu açıklamalarda hem hakemlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sınıfta kalmıştır. Tabii ki ilerleyen süreçte ben Merkez Hakem Kurulu'ndan birkaç üyenin belki ya görevden alınacaklardır ya da istifa edeceklerdir. Yani çünkü bu dünyada ve Avrupa'da işi benzeri görülmemiş bir olay. Yani lig devam ederken siz bu hakemleri görevden alıyorsunuz. Yani bu adamlar, yani şimdi bir insan cinayet işler, cezası bellidir. İşte 10 yıl, 5 yıl ceza alır. Veya bu hakemleri sen açıklamazsın ama 10 maçta 2 maç görev verirsin, 8 maç vermezsin. Cezasını çektirip ligi tamamlarsın ve onun sonra bir açıklama yaparsın. Ama maalesef bunu yapmadılar. Gerçekten bu Kayseri adına üzüntü veren bir olay. İnşallah Merkez Hakem Kurulu yapmış olduğu bu yanlış karardan bir an önce döner. Ve bu hakemlere, yani orada 12 tane önemli hakem var ki, hatta hakemlerden bir tanesi Kayserispor, Alanyaspor maçını yönetti pazartesi günü. Salı günü görev yok. Evet. Yani sanki ödüllendirilmiş gibi maç atıyorsunuz. Ve ligin önemli maçlarından bir tanesi, iki takım açısından da. Tabii ki bunlar da maalesef futbolun içerisinde oluyorlar. Onlar kendi düşünceleri farklı, yorumcuların, bizlerin düşüncesi çok farklı olduğu için herkes futbola farklı bir pencereden bakıyor ama alınan karar bana göre tamamen yanlış ve hem Merkez Hakem Kurulu hem Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda çok aşırı derece sınıfta kaldılar diyorum ben. Evet, maalesef bu yaşanan depremden de en büyük zararı Kayseri futbolu evet. gördü. Uzun yıllardan sonra üst klasmana bir hakem çıkardık. Onun da yaşanan bu tür olaylarla hakemliğe bir anlamda veda etmesi gerçekten son derece üzücü. Ki yani Rize Spor Başkanı Tahir Kıran'ın yaptığı yakışıksız açıklamalar, yani Türk futbolunda yaşanan farklı hadiseler karşısında Kayseri'nin duyarsız kalması da maalesef son yıllarda Kayseri'nin spordaki ağırlığının yitirildiğinin de bir göstergesi. Basketboldaki maçımızda cumartesi oynayacağımız Elazığ İl Özelidare karşılaşması da ertelenmiş. Türkiye Futbol Federasyonu açıklaması, Basketbol Federasyonu açıklaması tüm yurdumuzu etkisinin altına alan üniversite savaş şartları nedeniyle 12-13 Mart 2020 tarihinde oynanacak olan tüm basketbol maçları ileri bir tarihe ertelenmiştir diye bir açıklama gelmiş. Demek ki Süper Lig'de erteleme yok. Onlarda olumsuz hava yok. Alt liglerde ve basketbolda olumsuz hava varmış. Bunu da bugün Süper Lig dışında tüm liglerde olumsuzluk var. Var ama Süper Lig'de yok demek ki. Evet, dikkatin Osman yine 16 ligde çift devredi uzun soluklu bir lig bekliyoruz demiş. Yanılmıyorsam yarın fikstür çekimi var o 16'da. Evet. Artık statüyü nasıl yapacaklar tam bir fikrimiz yok. Sadece fikstür çekileceğini öğrendik ama statü konusunda da sormadık. Biz de özellikle alt liglerde son zamanlarda futbolcu yetersizliğini konuşurken alt liglerde uzun soluklu ligler gerçekten Kayseri futbolu için ilaç olacaktır diye düşünüyoruz. Ve böylelikle bu akşam da sonuna geliyoruz Memdu. Evet, sıcak güzel maçtan geldik. Hemen sıcak sıcağına programımıza başladık. Tabii ki artık gözümüz bundan sonra hem bölgesel amatör lig maçlarında, playoff maçlarında olacak. Ardından birinci amatör küme heyecanı bizleri bekliyor. Şimdi çizelim, izleyicilerimize de hatırlatalım. Birinci amatör küme ile ilgili farklı bir evet. program içinde çalışmalarımıza başladık. 3 kornerlik penaltı devam edecek. Ayrıca sadece birinci amatör kümeye özel bir program içinde kolları sıvadık. Buradan tüm birinci küme takımlarımıza da şimdiden duyuralım. Burada playoff'a kalan takımlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Diğer emek veren, centilmence mücadele eden takımlarımızı da tebrik ediyoruz. İnşallah playoff'ta adına yakışır bir playoff müsabakalar olur. Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Erciyes Hasan Makine ve Kayseri Yoluspor'a playoff yolunda başarılar diliyoruz. Kayseri'yi kim en iyi temsil edecekse Ballıgin'de o takım Ballıgin'e çıksın. İşte çıkalım, alt sıralara kalalım, seneye düşelim modunda değil de ligde heyecan getiren, işte MR gibi, Talas Gücü gibi zirveyi oynayan, şampiyonluk mücadelesi veren ve üst lige çıkmak için mücadele eden takımlarımız üst lige çıksın diyorum ben.
Bütün takımlarımıza Cani Gönül'den başarılar diyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, güzel bir futbol gecesinin daha sonuna geldik. Play-out maçının ardından girdiğimiz stüdyoda 3 korner, 1 penaltı yine önemli konularla sizlerle birlikte oldu. Ejder İş Makinalarının sunduğu programımız gelecek hafta yine aynı saatte ETV ekranlarında olacak efendim. Bekleriz. İyi akşamlar. Ejder İş Makineleri, Kayseri'de sektörün lider firması. Uzman kadromuzla en iyi bildiğimiz işi yaparken bizi izlemeye bekliyoruz. Herkes yapar, biz yıkarız. Ejder İş Makinelerinin sunduğu 3 korner 1 penaltı sona erdi.